Yılın son yıldızların dili programı ile karşınızdayım. Yılın son haftasından merhaba. Ben astrolog Yasemin Sürer. Bakalım 27 Aralık 2 Ocak haftasında bizi neler bekliyor? Gelin birlikte bir değerlendirelim. Bu hafta 29 Aralık tarihinde Jüpiter Kova burcundan çıkıp Balık burcuna geçiş yapacak ve 11 Mayıs'a kadar bu burçta kalacak. Kısa bir aradan sonra da 28 Ekim 20 Aralık 2022 tarihlerinde tekrar Balık burcuna dönecek. Şimdi biz bu sürecin ön fragmanını bu yıl 14 Mayıs 28 Temmuz arasında yaşamıştık. Çünkü bu zaman aralığında Jüpiter Balık burcuna geçmişti. O dönem yaşadığımız olaylar ve konu başlıklarını şimdi başlayacak süreçte tam olarak yaşamaya başlayacağız. Bu şanslı ve güzel bir enerji olacak bizim için. Bizi rahatlatacak, her şeyi daha bir oluruna bırakma isteği içinde olacağız. Manevi duygularımızı yükselteceği gibi içsel olarak bir şeylere güvenme ve tutunma ihtiyacımız da artacak. Ayrıca bu süreç empatiyi ve hoşgörüyü de arttıracak. 2 Ocak Pazar günü hem Merkür Kova burcuna geçiş yapacak hem de İstanbul saatiyle 21.33'te Oğlak burcuna bir yeni ayımız gerçekleşecek. Oğlak burcuna Venüs geri hareketine devam ediyor. Yine Güneş ve Plüton da bu burçta. Yılın ilk yeni ayı 12 derecede gerçekleşecek ve Uranüs ile güzel bir açı oluşturacak. Yeni yılın temasına uygun olarak yeni umutlar, yeni heyecanlar ve yenilikleri hayatımıza katacak. Oğlak enerjisi sabır, disiplin ve çalışmayı da temsil eder. Demek ki yeni bir azimle tekrar güç tazeleyip işimize, gücümüze odaklanacağız ve uzun vadeli istikrarlı adımlar atmak isteyeceğiz. Merkür Kova burcunda uzunca bir süre kalacak. Çünkü Ocak ayında yılın ilk Merkür retrosunu yaşayacağız. Bir ileri, bir geri derken Merkür uzunca bir süre, tam 10 Mart'a kadar Kova burcunda ilerleyecek. Bu süreçte daha rasyonel ve mantıklı kararlar alacağız. Orijinal, sıra dışı fikirlere daha bir açık oluruz. Daha önce aklımıza gelmeyen yenilikçi düşünceler gelir. Geleceğe yönelik hayallerimiz ve projelerimiz üzerinde daha çok düşünmek ve konuşmak isteriz. Yeni şeyler ilgimizi çok çeker, okur, araştırır, öğrenmeye çalışırız. Topluma yararlı işler yapmak isteriz. Hak, eşitlik ve insan hakları kavramı daha fazla önemli olacak. Sosyalleşmek ve arkadaşlarımıza vakit geçirme isteğimiz de artacak. Teknolojik aletler daha çok ilgimizi çekecekken yeni buluşlar hızlanacak, uzay ve yeni keşif haberleri daha çok duyacağız. Evet, hazırsak haftalık burç yorumlarıma geçmek istiyorum. Lütfen burç ve yükselen burcunuza göre dinleyin. Önce size küçük bir hatırlatma yapmak isterim. Kanalımıza abone olmayı unutmayın ve astroloji hakkında daha fazlası ve günlük yorumlar için beni Instagram'da Astrolog Yasemin Sürer sayfamdan da takip edebilirsiniz. Sevgili Koç ve yükselen Koç burcu, 29 Aralık'ta Jüpiter Balık burcuna geçiş yapacak ve 11 Mayıs tarihine kadar burada kalacak. Jüpiter bereket, bolluk, şans ve fırsatları sunar. Aynı zamanda da durumları büyütür. Sizin 12. evinizde bulunacak. Yani biraz işleri daha fazla akışa bırakma, elinizden geleni yaptıktan sonra biraz daha teslimiyet uygulama ve maneviyatınızı güçlendirme zamanı olacak. Yani olduğu kadar, olmadığı kadar diyeceğiniz bir dönem olacak sizin için. Ama unutmayın, ilahi destekler sizinle olacak. 11 Mayıs'tan sonra Jüpiter sizin burcunuza geçeceği için işleriniz hızlanacak ve büyüyecek. Yılın son haftasında, bu hafta, kariyer ve işiniz ön planda olacak. Kariyer ve aile konuları sizi fazla yorabilir. Acele etmeyin. Bu hafta Merkür 2 Ocak tarihine kadar Oğlak Burcu'nun son derecelerinde hareket edeceği için düşünceleriniz zaman zaman sizi karamsar yapabilir. Ama ardından Kova Burcu'na geçecek ve daha fazla geleceğinize, hedeflerinize, isteklerinize daha rahatlıkla odaklanabileceksiniz. 2 Ocak'ta gerçekleşecek Oğlak Yeni Ayı, kariyer ve statünüzle ilgili yeni başlangıçlara işaret etmekte. Belki yeni iş teklifi alabilirsiniz, yeni bir işe başlayabilirsiniz ya da yeni bir göreve atanabilirsiniz. Maddi olarak da size kazanç fırsatları sunacak. Şimdiden mutlu yıllar diliyorum. Sevgili boğalar ve yükselen boğalar, 29 Aralık'ta Jüpiter Balık burcuna geçiş yapacak ve 11 Mayıs tarihine kadar burada kalacak. Jüpiter
bereket, bolluk, şans ve fırsatları sunar. Aynı zamanda da durumları büyütür. Hayalleriniz, umutlarınız, sosyal çevreniz, arkadaşlarınız büyüyecek, genişleyecek. Yeni sosyal çevreler, dernek veya gruplar içerisine girebileceksiniz. Yine hayallerinizin peşinden koşacağınız daha umutlu ve iyimser bir süreç başlıyor ve bunları gerçekleştirmek için de çok güzel fırsatlar yakalayacaksınız. Bu pazar Merkür Kova burcuna geçiş yapacağı için daha fazla düşünceleriniz bu konular üzerine odaklanmaya başlayacak. 2 Ocak'ta gerçekleşecek bir de Oğlak yeni ayımız var. Sizin yurt dışı bağlantılı işler, ticaret, hukuk, eğitim, seyahat gibi konularda güzel destekler getirecek. Önümüzdeki 10 gün boyunca bu alanlarda yeni girişimler yapmak için değerlendirebilirsiniz. Bu tarihte Merkür de Kova burcuna geçeceği için düşüncelerinizi daha rahat ifade etme fırsatı bulacaksınız ve geleceğe yönelik daha fazla odaklanacaksınız. Mutlu yıllar diliyorum şimdiden. Sevgili ikizler ve yükselen ikizler, 29 Aralık'ta Jüpiter Balık burcuna geçiş yapacak ve 11 Mayıs tarihine kadar burada kalacak. Jüpiter bereket, bolluk, şans ve fırsatları sunar. Aynı zamanda da durumları büyütür. Kariyeriniz, mesleğiniz ve toplumsal statünüzle ilgili size güzel fırsat ve şanslar sunulacak 2022 yılında. Bu alanlarda bir büyüme içine gireceksiniz. 2021 yılında tam istediğiniz gibi kariyerinizi yola koyamadıysanız şimdi size bunun fırsatları sunulacak. Özellikle bu yıla çok çalışarak geçen ikizler, hak ettiğiniz iş, atılım, girişim, teklifler size 11 Mayıs'a kadar gelmeye başlayacak. 2 Ocak'ta gerçekleşecek Oğlak yeni ayı maddi konularda veya sağlık konusunda size güzel gelişmeleri de sunacak. Bu hafta daha çok önünüzde var olan işlerle ilgilenmenizi tavsiye ederim. Yeni aydan sonra harekete geçmeniz daha isabetli olur. Önümüzdeki 10 gün boyunca uygulama alanı bulacaksınız. Merkür de Kova burcuna geçiş yapacak bu pazar itibarıyla. Buradan da güzel destekler alıyorsunuz. Merkür retro yapacağı için uzunca bir süre 10 Mart'a kadar Kova burcunda kalacak. Düşünceleriniz ve kararlarınızla daha fazla geleceğe doğru kararlı hamleler yapabileceksiniz. Şimdiden mutlu yıllar. Sevgili yengeçler ve yükselen yengeçler. 29 Aralık'ta Jüpiter Balık burcuna geçiş yapacak ve 11 Mayıs tarihine kadar burada kalacak. Jüpiter bereket, bolluk, şans ve fırsatları sunar, aynı zamanda da durumları büyütür. Size çok güzel etkiler sunacak. Gelecek hedefleriniz, atmak istediğiniz adımlar konusunda güzel destekler ve fırsatlar size sunulacak. Bazılarınız yurt dışı ile bağlantılı işler konusunda fırsatlar yakalarken, bazılarınız da ticari yeni bir girişim veya da yeni bir eğitime başlayabilir. 2 Ocak'ta gerçekleşecek bir de Oğlak yeni ayımız var. Sizin ilişkileriniz veya işbirlikleriniz konusunda yeni bir başlangıç etkisi yapmakta. Önümüzdeki 10 gün boyunca var olan ilişkilerinizde bir canlanma etkisi yaratacak. Geçmiş sorunları halledip geleceğe dair yeni kararların alınması da söz konusu. Sıra Merkür de 2 Ocak itibarıyla Kova burcuna geçiş yapacak. Merkür burada retro yapacağı için uzunca bir süre 10 Mart'a kadar bu burçta kalacak. Aynı zamanda yeni ortaklıklar veya işbirliklerine girebilirsiniz. Orijinal düşüncelerinizi maddi kazanca çevirmek için de uygun bir zaman dilimi olacak. Şimdiden mutlu yıllar diliyorum. Sevgili Aslan ve yükselen Aslan burcu. 29 Aralık'ta Jüpiter Balık burcuna geçiş yapacak ve 11 Mayıs tarihine kadar burada kalacak. Jüpiter bereket, bolluk, şans ve fırsatları sunar. Ama aynı zamanda da durumları iyi veya kötü olarak da büyütebilir. Ortaklı paralarınız, eşiniz ve ailenizle olan. Onun dışında kredi, vergi, borç ve ödemeler konusunda güzel destekler alabileceksiniz. Yine miras ve tazminat gibi konularda da şans sizden yana olacak. Ailenizde birisinin sağlık sorunu varsa şifa ve iyileşme etkisi verecek. Tabi Jüpiter olayları büyüteceği için harcamalarınızı da arttırabilir. Buna dikkat etmenizi ve ipin ucunu sıkı tutmanızı tavsiye ederim. Bu hafta 2 Ocak'ta gerçekleşecek bir de Oğlak yeni ayımız var. Çalışma ortamınız, çalışma arkadaşlarınız, günlük rutinleriniz ve sağlık konusunda size bir yenilenme enerjisi katacak sevgili aslanlar. Aynı gün Merkür de Kova burcuna geçiş yapacak. Merkür burada retro yapacağı için uzunca bir süre 10 Mart'a kadar bu burçta kalacak. Düşünceleriniz daha fazla ikili ilişkileriniz veya varsa ortaklıklarınız üzerine yoğunlaşacak.
ve insanlarla iletişim trafiğiniz artmaya başlayacak. Şimdiden mutlu yıllar dilerim. Sevgili Başak ve yükselen Başak Burcu, 29 Aralık'ta Jüpiter Balık Burcu'na geçiş yapacak ve 11 Mayıs tarihine kadar burada kalacak. Jüpiter bereket, bolluk, şans ve fırsatları sunar. Aynı zamanda da durumları büyütür. İkili ilişkileriniz, ortaklıklar ve işbirlikleri açısından fırsat ve şans dolu bir döneme giriyorsunuz sevgili Başaklar. Bu dönemi iyi değerlendirmenizi tavsiye ederim. Gelen teklifleri geri çevirmeden önce iyice düşünün. Bunların maddi getirileri sizi mutlu edecek. Bu hafta 2 Ocak'ta gerçekleşecek bir de Oğlak yeni ayımız var. Yılın ilk yeni ayı. Aşk, flört, çocuklarınız veya hobilerinizle ilgili güzel bir yenilenme enerjisi getirecek size. Önümüzdeki 10 gün bu konularla ilgili istikrarlı başlangıçlar yapabilirsiniz. Aynı gün Merkür de Kova burcuna geçiş yapacak. Merkür burada retro yapacağı için uzun bir süre 10 Mart'a kadar bu burçta kalacak. Düşünceleriniz ve iletişiminiz, daha fazla çalışma ortamınız, çalışma arkadaşlarınız, günlük rutinleriniz ve sağlık konularıyla ilgili olacak. Şimdiden mutlu yıllar diliyorum. Sevgili teraziler ve yükselen teraziler, 29 Aralık'ta Jüpiter Balık Burcu'na geçiş yapacak ve 11 Mayıs tarihine kadar burada kalacak. Jüpiter bereket, bolluk, şans ve fırsatları sunar. Aynı zamanda da içine bulduğu durumları büyütür. Çalışma hayatınız, çalışma arkadaşlarınızla uyumunuz ve günlük rutinleriniz konusunda güzel destekler alacağınız bir dönem olacak sizin için. Sağlık konusunda iyicil etkiler devrede olacak. Sağlık sorununuz varsa da başarılı bir tedavi süreci eski sağlığınıza kavuşturacak. Bu hafta 2 Ocak'ta gerçekleşecek bir de Oğlak yeni ayımız var. Yılın ilk yeni ayı, ev, aile ve yuva konusuna bir yenilenme enerjisi katacak size. Önümüzdeki 10 gün boyunca sorunlara yapıcı kesin çözümler bulabileceksiniz sevgili teraziler. Aynı gün Merkür de Kova burcuna geçiş yapacak. Merkür burada retro yapacağı için uzunca bir süre 10 Mart'a kadar bu burçta kalacak. Düşüncelerinizde ve iletişiminizde, aşk hayatınız, çocuklarınız veya hobileriniz, yapmak istedikleriniz üzerine yoğunlaşacak. Şimdiden mutlu yıllar diliyorum. Sevgili akrepler ve yükselen akrepler, 29 Aralık'ta Jüpiter Balık burcuna geçiş yapacak ve 11 Mayıs tarihine kadar burada kalacak. Jüpiter bereket, bolluk, şans ve fırsatları sunar. Aynı zamanda da içine bulduğu durumları büyütür. Aşk hayatınız, flörtler, hobilerinizle ilgili güzel destekler alacaksınız. Çocuk isteyenler 11 Mayıs'a kadar çocuk haberi alabilir. Çocuğu olanlar ise çocuklarıyla daha keyif alacağı mutlu bir sürece girecek. Bu hafta 2 Ocak'ta gerçekleşecek bir de Oğlak yeni ayımız var. Yılın ilk yeni ayı. Yakın çevreniz, kardeş, akraba, yakın seyahatler, ticari girişimler, sosyal medya, pazarlama konularında önümüzdeki 10 gün boyunca yeni girişimler adına destekleniyor olacaksınız. Aynı gün Merkür de Kova burcuna geçiş yapacak. Merkür burada retro yapacağı için Ocak ayında uzunca bir süre 10 Mart'a kadar bu burçta kalacak. Düşünceleriniz, ev, aile ve yuva konularına daha fazla odaklanacak. Ailenizde iletişim trafiğiniz hızlanacak. Şimdiden mutlu yıllar diliyorum. Sevgili yaylar ve yükselen yaylar, 29 Aralık'ta Jüpiter Balık burcuna geçiş yapacak ve 11 Mayıs tarihine kadar burada kalacak. Jüpiter bereket, bolluk, şans ve fırsatları sunar. Aynı zamanda da içine bulduğu durumları büyütür. Ev, aile ve yuva konularında güzel destekler alacaksınız. Evle ilgili konular veya ailenizle ilgili iyicil ve şanslı etkiler altında olacaksınız. Size güzel fırsatlar sunabilir aile büyükleri. Mesela maddi olarak size yardım edebilir. Bu hafta 2 Ocak'ta gerçekleşecek bir de Oğlak yeni ayımız var. Parasal konularda kaynaklarınızı en olumlu kullanmak adına uzun vadeli yeni başlangıçlar önümüzdeki 10 gün boyunca yapmanız mümkün olacak. Bu yönde kararlı bir şekilde yol alabileceksiniz. Aynı gün Merkür de Kova burcuna geçiş yapacak. Merkür burada Ocak ayını retro yapacağı için uzunca bir süre 10 Mart'a kadar bu burçta kalacak. Düşünceleriniz, para ve paranızı nasıl daha fazla artırabileceğiniz üzerine yoğunlaşacak. Geleceğe dair yenilikçi fikirlerle hareket etmek isteyeceksiniz. Yakın çevrenizden de bu anlamda işbirlikleri ve destekler söz konusu olacak. Venüs'ün geri hareket ettiğini unutmayalım. O yüzden 29 Ocak'a kadar temkinli gitmekte fayda var. İlişki ve para konularında bunları daha iyi nasıl
daha iyi bir hale getirme üzerine konuşmalar ve fikir birlikleri yapmak daha uygun olacaktır sizin için. Şimdiden mutlu yıllar diliyorum. Sevgili Oğlak ve yükselen Oğlak Burcu, 29 Aralık'ta Jüpiter Balık Burcu'na geçiş yapacak ve 11 Mayıs tarihine kadar burada kalacak. Jüpiter bereket, bolluk, şans ve fırsatları sunar. Aynı zamanda da içine bulduğu durumları büyütür. İletişim şekliniz daha ılımlı ve merhametli olmaya başlayacak. Eskisinden daha fazla yakın çevreniz, kardeş veya akrabalarınızla ilgilenmek isteyebilir veya da onlara yardımcı olmak isteyebilirsiniz. Ticari konular, internet, pazarlama ve satış konularında daha yaratıcı fikirler aklınıza gelebilir. Bunları uygulamaya sokabilir ve kazancınızı arttırabilirsiniz. Şimdi bu haftaya dönecek olursak, haftanın önemli bir gökyüzü olayı da 2 Ocak'ta burcunuzda gerçekleşecek yeni aydır. Yılın ilk yeni ayı olacak. Yeni aylar tohum atma zamanlarıdır. Önümüzdeki 10 gün boyunca hayatınızın önemli alanlarında yeni kararlar almak isteyeceksiniz ve bu yönde destekleniyor olacaksınız. Aynı gün Merkür de Kova burcuna geçiş yapacak. Merkür burada Ocak ayında retro, yani geri hareketini yapacağı için uzunca bir süre, 10 Mart'a kadar bu burçta kalacak. Dolayısıyla düşünceleriniz para ve parayla ilgili de konulara daha fazla odaklanacak. Şimdiden mutlu yıllar diliyorum. Sevgili Kovalar ve yükselen Kovalar, 29 Aralık'ta Jüpiter Balık burcuna geçiş yapacak ve 11 Mayıs tarihine kadar burada kalacak. Jüpiter bereket, bolluk, şans ve fırsatları sunar. Aynı zamanda da durumları büyütür. Mutlu haberim ise Jüpiter sizin para evinize geçiş yapıyor. Demek ki kazançlarınızı, gelirlerinizi arttıracak fırsatlar kapınızı 11 Mayıs'a kadar çalacak sevgili Kovalar. Tabii biliyorsunuz geldikçe de gider. O yüzden gelir gider dengenizi ayarlamanızı tavsiye ediyorum. Bu hafta bir de 2 Ocak'ta gerçekleşecek bir Oğlak yeni ayımız var. Son zamanlarda gözlemlediklerinizin sonucunda yeni kararlar ve yeni başlangıçlar yapmak isteyeceğinizi ve bu yönde de güzel destek alacağınızı göstermekte. Aynı gün Merkür de sizin burcunuza geçiş yapacak. Merkür burcunuzda geri hareketine başlayacağı için Ocak ayında uzunca bir süre, 10 Mart'a kadar sizin burcunuzda kalacak. Kendinizi çok rahat ifade etmeye başlayacak ve geleceğe yönelik önemli kararlar almak isteyeceksiniz. Şimdiden mutlu yıllar diliyorum. Sevgili balıklar ve yükselen balıklar, beklediğiniz yıl geldi sevgili balıklar. 29 Aralık'ta Jüpiter sizin burcunuza geçiş yapacak ve 11 Mayıs'a kadar burada kalacak. Sonra kısa bir süre Koç burcuna geçiş yapacak ve 28 Ekim'de tekrar burcunuza dönecek. Jüpiter, Neptün ile sizin yönetici gezegeniniz olduğu için çok güzel etkiler alacaksınız. Jüpiter bereket, bolluk, şans ve fırsatları sunar. Aynı zamanda da içine bulduğu durumları büyütür. Hayatınıza dair size gelecek fırsatları dikkatlice gözlemleyin ve mutlaka değerlendirmeye çalışın. Burada dikkat etmeniz gereken kısım, zaman zaman her şeyi fazla akışına bırakma halinde olabilirsiniz. Bu da sizi tembelleştirir. Harekete geçmeyi ve çalışmayı elden yine bırakmayın. Yaratıcılığınız da çok artacak, sezgileriniz güçlenecek. Sanatsal ve kreatif işlerle uğraşanlarınız için ise çok verimli bir yıl olacak. Bu haftaya dönecek olursak, 2 Ocak'ta gerçekleşecek bir de Oğlak yeni ayımız var. Hayalleriniz, gelecek projelerinizle ilgili önümüzdeki 10 günlük süreçte yeni kararlar ve yeni adımlar atabilirsiniz. Aynı gün Merkür de Kova burcuna geçiş yapacağı için zihniniz ve iletişiminiz daha çok geleceğe dair hedefle planlarınız olmaya başlayacak. Merkür burada retro yapacağı için Ocak ayında uzunca bir süre, 10 Mart'a kadar bu burçta kalacak. Dolayısıyla bu süreci çok rahat değerlendirebilirsiniz. Şimdiden mutlu yıllar diliyorum.